Merhaba arkadaşlar, ben Bahar. Bugün sizlerle gübre fabrikalarını inceleyeceğiz. Gübrede son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Grafiğimizi açtığımızda gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş trendi var ki geçen senenin popüler hisselerinden gübre fabrikası hatta yatırımcısına da çok güzel bir getiri sağlamış durumda. Sene başına bakıldığında %488'in üstünde bir getiri oluşturmuş gözüküyor. Ancak bu 389 bölgesinden satanlar için ki buradan alanlar için de durum çok iç açıcı değil. Birçok yatırımcısı gübre fabrikalarında buradan alım yapanlar da şu anda mağduriyet yaşamış durumda ve zirvesinden de %55'i yakın bir düşüş gerçekleştirmiş. Bu da 100 bin liradan 50 bin lirasının kaybolduğu anlamına geliyor. Şimdi uzun vadeci ve kısa vadeci arkadaşlar için buralar güzel alım seviyeleri olabilir. Kısa vadeci arkadaşlar risk alacaksa 176 bölgesine stop loss yapıp burada bir tepkiye oynamayı düşünebilir. Uzun vadeci arkadaşlar da fiyatların tekrardan geri çekilmesi durumunda 176 seviyesinden alım yapabilir. İsterse de yarınki açılışta alır ki burada her ne kadar gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde bir geri çekilme var. Bu geri çekilme her ne kadar kırılsa da yani bu düşen kanal kırılmış olsa da bize bir teyit gerekiyor. Bildiğiniz gibi biz de teyidi genellikle EMA'larıyla alıyoruz. Eğer 13 ve 21 günlük hareketli ortalama yani 246 seviyenin üstünde bir kapanış gerçekleştirirse o zaman düşüşün tamamen bittiğini söyleyeceğiz. Bir düzeltme hareketin başladığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani buradan alım yapan arkadaşlar ilk etapta isterlerse kısa vadeci için söylüyorum. Uzun vadeciler zaten tutmadı ki zaten burada gördüğünüz gibi bu hareketin bir yukarı yönlü tepkisini yani düzeltmesini yapsa şu anda 283-308 seviyelerine doğru çıkması mümkün. Orta ve kısa vadede bu da size %75'in üstünde bir getiri sağlar arkadaşlar. Bu da bakıldığında güzel bir getiri olmuş olur. Bu kalsın. Şimdi buradan alım yapan arkadaşlar 246-47'nin üstünde kalması durumunda burada iki kadememiz var. Bildiğiniz gibi 0,50-0,618 bu iki seviyeden satış gerçekleştirebilir. Bu iki seviyeden satış yapmayan arkadaşlar, ben uzun vadeciyim, buralar benim için uygun da aldım biraz daha tutarım diyen arkadaşlar kesinlikle 308 seviyesinin üstünü takip etmeli ki bu seviyelerden satışlar görmeniz normaldir. Buradan oluşan satışlarla fiyat tekrardan gerilebilir. Panik yapmamanız önemli olacaktır. 308'i geçmesi durumda en son zirvesine doğru yükselişler görmemiz mümkün ki buradan alım yapan arkadaşlar için de tekrar zirveye gitmesi de %100'ün üstünde bir getiri sağlamış olunacaktır. Devamında da eğer ki buralardan satmayı düşünürseniz 388, 89, 90 seviyede bu zirveler bildiğiniz gibi her zaman bir satış bölgesi olarak da takip edilir. Hem dirençli olduğu için buralardan satışlar görülür. Onun için bu seviyelerden arkadaşlar uzun vadede 389-390 bölgesinden satış yapabilir. Fiyat burada hacimli bir yukarı yönlü geçerse takip edin. Satmamanız daha iyi olacaktır. Yok bir de gördüğünüz gibi şurada şöyle kademe kademe çıkış olup ve buralardan güçlü bir geri çekilme görürseniz biraz daha beklemeniz gerekebilir. İsteyen buradan satar, isteyen de direnci geçeceğini düşünürse uzun vadede tutabilir. İlk etapta da 423, devamında da 500 seviyeleri uzun vade için hedef olacaktır. Neyin üstünde? 389-390 üstünde günlük ve haftalık kapanış yapması durumda ilk etapta 425, devamında da 500 seviyeleri mümkün gözüküyor arkadaşlar. Gübre fabrikalarında teknik görüntü bu şekilde. Bildiğiniz gibi ülkemizde maalesef bir facia yaşandı. Birçok ilimizde deprem oldu. Göçük altında kalan insanlar, yakınlarını kaybedenler ve bizim de Hatay'da birkaç tanıdığımız zor zamanlar geçirdi. Gerçekten daha doğrusu bütün Türkiye zor zamanlar geçirdi. Burada yakınları kaybeden içinler de başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Yaralılar onlar inşallah bir an önce iyileşir. Allah onlara sağlık, sıhhat versin. Yakını kaybeden insana sabır diliyoruz. Gerçekten üzücü bir olay ki burada borsanın açılması da hiç olmamıştı. Çünkü buradaki depremzede arkadaşlar da canıyla uğraşırken bir yandan da hisseleri mi düşünecekti ve borsa tarafında böyle bir yanlış yapıldı. Bu yanlış için de birçok tweet atadı, birçok hocamız, abimiz, kardeşimiz bunu gündeme taşımayı başardı. Ancak pazartesi, salı işlemler iptal edilmedi bildiğiniz gibi. Sadece çarşamba işlemi iptal edildi.
aslında genel olarak hiç açılmayıp ya da pazartesi salı işlerini iptal edip borsa o şekilde devam etmesi gerekiyordu. Ama olmadı, tekrardan tüm Türkiye'nin geçmiş olsun diyeyim arkadaşlar. Gübre fabrikaları bu şekilde cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.